Merhaba, nasılsınız? Merhaba. Ne haber? İyi akşamlar ablacığım. Tanıyorum seni, görüşemiyorduk bayağıdır. Ne yapıyorsun? Evet, bayağıdır görüşemiyoruz. İyiyiz valla, biz de çiftiz. Çiftiz. Misafirlerim var. İki çiftiz. İki çift misiniz? Aynen. İki çiftsiniz, tamam. Kaç, dört kişi misiniz şu anda evde? Dört de çocuk var. Dört de çocuk var, tamam. Şimdi aynı anda iki çifti canlı yayında yarıştıracağım, tamam mı? Tamam Sabri, gelin ben buraya. Gelin. Şimdi ama şimdi sen onlara karşı kameraya böyle manyel ver ablacığım. Şimdi öyle bir yere ama geç ki. Ama ortalık pek. Abi. Efendim. Ne? İyi, sen ne yapıyorsun? Şapkan ne güzel lan senin. TikTok yazıyor işte, onu diyorum. Ne güzel. Evet, hadi bakalım ablacığım. Soru soracağım 5 tane size. Sizin eşiniz nerede? Bakar mısın? Betül de gitti, gelmedi. Evet ha. Enişte merhaba. Bu da ne diyor? Ben soruyu internete yazayım diyor. Ciddi bir soru zannediyor. Soruyu internete mi yazayım? Ya sizin ilişkinizle alakalı bir soru soracağım. İnternette ne işi var? Gel Betül. Kopya vermek yok. Şimdi enişte, sana yengeyle alakalı ya da yengeye seninle alakalı 5 tane soru soracağım. Tamam mı? 5 tane. Ben diyorum ki tamam, bu soruları sana soracağım yengeyle alakalı. Bakalım 5'te kaç bileceksin. Anlaştık mı? Sallarız. Tamam. Anlaştık. Tamam, sallarız peki. Sallarız diyor bir şey. 11 senelik evliyiz, sallarız diyor. Ya bakayım. Tamam dur, bakacağız. 11 senelik evliyiz, sallarız diyor, öyle mi? Tamam, bakıyoruz şimdi. Yerine ebesini soruyorum. Bana ebesini sorabilirsin diyorum. Sorun yok. Ha, ebesini... Ebesini çok iyi biliyor. Sana ebesini sormayacağım, merak etme. Evet. Kolaydı ya. Yok, ebesini sormayacağım. Ebesi demek ki biliniyor. Tamam, sormayacağım ebe. Tamam. Bu arada biz de Ordu'dan katılıyoruz. Ordu'dan mı katılıyorsunuz? Konya. Ha, Konya'dan. Selam ederim Konya'ma. Tamam, şimdi soruya geçiyorum. İlk soru. Evet, hazırsanız. Enişte, eşinin normal burcu nedir? Normal, bak yükselen değil. Ben senin gözlerden anladım. Sana yükselen sormanın lüzumu yok. Akrep o, akrep. Akrep mi? Bana sor sen. Akrep diyorsun. Tabii akrep ya. Peki değiştirmek istesen hangi burç yapardın? Benimki olsun. Oğlak olsun ya. Oğlak mı olsun? İyi olurdu o zaman. Ben böyle olurdu. Hanımefendi doğru mu? Akrep misiniz? Akrebim. Tamam. Geçtik. Enişte, yengenin ayak numarası ve tam boyu. Tam boyu. Ayak numarası 38 buçuğu da var hatta bak. Buçuklu, çünkü ayakkabı yapıyor. Buçuğu da var. Şimdi biliyoruz yani. Evet. 39 alıyoruz, keçe koyuyoruz, 38 buçuğa düşüyor o zaman. Evet. Boy. O önemli. Boy, boy. Boyu muydu? Boyu. 1.63. 1.63. Hanımefendi doğru mu? 63. Doğru. Onu ilk gördüğündeki kıyafet. İlk gördüğündeki kıyafet. Benekli bir eteği vardı. Ne vardı? Mor da bir bluz böyle. Mor bir bluz, benekli bir etek vardı üzerinde. Mor bir etek. Yanlış değil ya. Etek yanlış. Etek vardı üzerinde. İlk gördüğüm gün o düğün de gidiyordum, o günü sayıyorum ben artık. O mu vardı üzerinde? Siyah etek vardı tabii. Tam siyah beyaz benekliydi. Benekli değildi bir denem. Kafan yedi. Benekliydi. Hayır. Hatırlıyorum. Bir denem. Düşüyordum. Siyah tamam. Etek vardı, mor bluz. Düşüyordum, tamam. Düşüyordum ya. Aldık biz o siyah benekli eteği. Nişan alışverişinde aldık. Hayır, yanlışım var. Siyah giderken o aradı o. Hayır, bir denem. Neyse. Şimdi yani, mor bluzu buldum en azından. Şimdi bir dakika. Hanımefendi, etek doğru mu değil mi? Etek yanlış. O zaman tamam. Tamam, yanlış soru. Tamam. Yanlış. Enişte, yengenin en sevmediği yemek nedir? Yengenin en sevmediği yemek nedir? En sevmediği, sevdiği olsa neyse. Evet, en sevmediği yemek nedir? 5. Pırasa daha hiç pişmedi bizim evde, pırasa. Pırasa daha hiç pişmedi bizim evde, pırasa diyorsun. Bizim evde demek pırasa yani. Yenge doğru mu? Doğru. Pırasa. Tamam. Bir aldın bir tane aldın. Dur bakalım. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bak. Evet. Nikah memurunuzun adı nedir? Ben hiç bilmedim ki. Biliyorum. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Ne bileyim ben? Kendimi tanımıyorum memurunun da. Hani görsem yolda tanırım ama adını bilmiyorum.
Sen tanır mısın yolda? Ben tanırım. Peki bir şey diyeceğim. Görürüm de ara ara çarşıda, pazarda. Senin evlen ama nikah... Bir de belediyede çalışacak. Yarın git belediyeye sor. Adını sor. Hala belediyede mi? Ne? Osman bayan olanız oğlum. Ne istiyorsun? Tamam, benim gideki nikah memuru. Bir dakika. Nikah memuru değişmiş. Değişmese öbür arkadaş da bilebilir. Enişte, nikah memurunuzun adı. Ya işte bizim ilçede var, hala o kişi yaşıyor ama kendini de tanıyorum, adını bilmiyorum. Fatoş, Fatoş. Kadın mı nikah memurunuz? Bir de benimle aynı isimde, bir de nasıl unuttum sen onu? Ne yapayım ya? Bir çatırdım. Enişte, o zaman verdim. Verdim. Bir dakika, nereden seyredebiliriz? Instagram'dan seyredebilirsiniz ama seyredemiyorsanız radyonuzdan da dinleyebilirsiniz sevgili dinleyenler. Instagram Serdar Gökalp. Instagram Serdar Gökalp. Evet. Dinleyiciden yoğun istek var. Sen de az önce ben zaten biliyorum dedin. Dinleyiciden yoğun istek var. Onun için soruyorum enişte bu şarkıyı. Şarkıyı dedim, soruyu. Hazır mısın? Hazırız, hazırız. Tamam. Hasan elli mi çocuk ulan? Madem tanıyorsun, hadi. Ebesinin adı. O ebe değil ama. Bizde ebe o. Ebe o değil, doğrudan diyorum. Bizde ebe o. Allah Allah. Doğrudan diyor. Bizde ebe değil, babaanneye diller. Babaanne, sorun yok. Ebe diyor. Yok arkadaşlar, bizim yöremizde ebe değil, babaanneye diller. Ebeyi de biliyorum, seni iyi düşünüyorum. Öyle demezler mi? Tamam dur, vakit veriyoruz. Tamam, süre veriyoruz. Yenge, sakın kopya verme. Bak diyor ki, ebeyi biliyorsun diyor. Dedim ya sana, kim beni sevmeyen bir kız. Ha vardı. Dur. Ebe Fatma mı? Yok lan, o benim ebemdi ya. Evet hadi, 3 şansım var. Gelinin neyi olurdu? Dur. 3 şansım. Hanımefendi bir saniye durur musunuz? Ben enişteyle tek konuşmak istiyorum şu an. Bir dakika durun siz hanımefendi. Evet. 3 tane şansım var enişte. 1. Ebesinin adı. 1. Evet, 1. Tahmin. 1. Sıdıka kabul olmuyor mu şimdi? Sıdıka. Hanımefendi doğru mu Sıdıka? Sıdıka babamın anası yani. Evet. Hayır. Sıdıka koyduğuna inanılı Sıdıka diller. Hayır hayır. Gezmez. Enişte o ebe değil. O ebe değil mi yani? O ebe... o ebe değil. Evet, ikinci tahminle geliyoruz şimdi senin. İkinci tahmin, evet. Deli Fatma filan devildi mi? Kim? Deli Fatma filan devildi mi dedim yani. Deli Fatma, evet. Deli Fatma mı? Ebe? Yok. Evet, Deli Fatma da değil, tamam. Üçüncü tahmin. Kim bu? Üçüncü tahmin kim? Evet. Bizim gelinin ebesi oluyor dedim ya. Gelinin ebesi oluyor, senin ebe. Gelinin ebesiymiş. Gelinin ebesi, tamam. Bu hanımefendi, yanlış veriyorum bunu artık. Yani olmaz bu kadar. Vallahi biliyordum. Tamam, yanlış verdim, tamam. En son kiminle mesajlaştı telefonunda? Yani WhatsApp olur, SMS olur, ne bileyim Telegram olur, o olur, bu olur. En son cep telefonundan kiminle mesajlaştı? Bundan başka kimseyle mesajlaştım akşam beri. Biz birbirimizle. Sabri ile mesajlaştı. Sabri ile. Mesaj atmadım ki ben. Yo, mesaj aradı o da değil. Tepkiler var ya, tepkiler on numara ya, tepkiler. Biz kesinlikle birbirimizin telefonuna bakma huyumuz yok. Ender nadir. Ha, en son kimle konuştudur? Sen en son... Yo. En son konuştuğun kimi değil. Çoklar ya, bu baba. O kadar çok telefon kurcalıyor ki yani. Mümkün değil akılda tutmak. Yani şey bile, ne diyorlardı ona? Ney? İsim vermeyelim ama, isim verse olur mu? Ney? Hediye gönderdiler bana çok konuştuğum için doğum günümde. Hediye gönderdiler sana çok konuştuğun için doğum gününde. Bu operatörün birinden yani. Konuşma operatörü var ya. Evet. Evet, konuşma operatöründen. Reklam olmasın diye. Anne ya, senin ağzın ya. Operatör değil de, ben de operatörüm ama o operatör başka, ben başka yani. Dörtçü operatör. Anlıyorum abi, peki tamam, dur bakayım ya, şimdi. Göndermediler, buna hediye gönderiyorlar, anlamıyorum yani. Tamam, başka soru o zaman. Ebesi nereli? Madem adını bilemedi, ebesi nereli? Çok güzel, ebesi Kınıklı. Ebesi Kınıklı mı? Yenge, ebesi, eben Kınıklı mı yenge? Yenge, eben Kınıklı mı değil mi? Bana bu söyle. Kınıklı mı? Kınıklı. Tamam, eben Kınıklı cevabı size bir puan kazandırıyor. Enişte, yengenin gözlük numarası. Yengenin? Gözlük numarası.
Biri 2,5. İkisi de değişik ama. Tamam canım. Genelde öyle olur zaten. Evet. 2,5 diye birini söyleyeyim dedi. Hayır öyle bir. Doğru değil. Gelir mi? Unutmuşsun. Ne anlıyorsun? Lan biri 2,5. 4,5 mu? 6,5 mu? Kaç? Evet. Bir daha bir tahmin et. Biri 3. Ama 2,5'u da büyüdü. 2,5'u da büyüdü yani. 2,5 da büyüdü diyorsun. Vallahi öyle oldu. Küçük dedim o zaman. Öyle olmadı mı? Peki vallahi tamam. Tamam. Gözlük numarası. Ondan sonra dur bakayım. Başka bu arada hanımefendi doğru mu yanlış mı? Soru cevabı. Önceki dediği yanlış yani. 2 senedir. Ben açayım. Ben 3 ay oldu. Tamam abi. 3'ü de o zaman en sonmuş tabii. Ne 1 ay oldu. Tamam ondan önce 2,5 dedi miydi? Hocam durdu bir de ikinciyi. 2,5 ondan önce. Neyse. Sağ olsun ya. Bilemedi abi bilemedi. Tamam peki. Değişik sorulardan bakıyorum. Ne sorabilirim diye. Nasıl tanıştınız diye sor. Tamam sen de. Evet. Beyefendi nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık? İlk gördüğümü mü yoksa tanışmamızı mı? Evet. Nasıl tanıştınız enişte? Köyde. Ben bunların köyüne medeniyet götürdüm. Bak medeniyet diyor abi. Ne götürsün ya Allah olsun. Ya şimdi ben kepçe operatörüyüm ya. Evet. Kanal çon döşemek için gittik biz oraya. Yoğurdu altyapı. Evet. Medeniyet götürdüm diye ondan diyorum ya. Alo. Abi ya şunun dediği lafa bir bak. Medeniyet götürdün mü? Sen o zaman yoğurdun. Abi medeniyet. Altyapı medeniyet. Medeniyet olsun. Medeni konuşuyoruz burada. Ne tamam enişte nasıl tanıştınız söyler misin lütfen? Anlatır mısın bana? Hadi. Nasıl tanıştık? Şimdi güzel soru. Evet nasıl ya, tanıştınız? Vallahi bunu anlatmaya bakarsam çok uzun sürer yani. Çok uzun sürer çok, diyorsun. Çok uzun süre. Tamam birkaç soru da ben bak birkaç soru da yani. Dur. Şimdi ben birkaç soru da hanımefendiye seninle alakalı sormak istiyorum. Tamam mı? He ona sor. Tamam he ona sor. Ama sana son bir soru. Yengenin kan grubu ne? Sıfır. Sıfır ne? Negatif. Sıfır Eraş negatif. Negatif mi? Negatif birisin sen. Pozitif tabii. Sıfır mı? Keşke sıfır diye kalaydım diyorum önce. Hanımefendi nedir? Kan grubunuz nedir? Sıfır Eraş pozitif. Tamam adam ama bilememiş sen sıfır negatif dedin ya. Bilememiş yine bilememiş ya. Yani, vallahi var ya bu iyice bir hoş oldu. Ne? Her şeyi unutur olmuş. Alzheimer olmuş gibi. Tövbe yarabbim. Ya. Tamam şimdi. Kimden değil? Şimdi hanımefendi size soruyorum enişteyle alakalı tamam mı? Tamam peki. Eniştenin onu ebesinin adını bilmezsiniz herhalde. Vallahi ebelerini bilmez. Ebelerimi tamam, bilmiyorum. Benim bir sürü ebem var bilmiyorum. Ha, biliyorum tamam bildim tamam. Evet. Biliyorum ebeni biliyorum doğurdanı biliyorum. Tamam doğurdanı biliyorum. Peki eniştenin doğurdanın adı nedir? Fatma. Enişte doğru mu? Doğru ebe Fatma. Tamam. O zaman benim bir... Benimkine gitti demin. Tamam o zaman bir puan verdim.